İşte masa aynı masa. Televizyondaki program da aynı program. Nereden peydaladın la bu uşağı iki dakikada he? Lan sen kıçını çanak anten gibi devirip böyle yatarken ben kapıyı açtım, kapı çaldım. Gittim baktım ki kimse yok orada. Bir de ne göreyim? Ana sepetin içinde Sofi'yi bırakıp gitmişler. Kim bırakmış ki? Marketten bırakmışlar. Sipariş verdim. Ne bileyim ben be, bırakmışlar işte. Niye, cami mi lan burası? Niye başkasının kapısına bırakmamışlar da buraya bırakmışlar? Anam bak, biberon da koymuşlar. Anam bez de var iki tane. Bak, bak 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 bak. Bir tane de çingirik var. Anam Berk de düşünceliymiş anası be. Para bırakmamış mı lan para? Çocuğun eğitim masraflarını da bıraksaydı ya kaltak. Anne, kim bilir ne derdi vardı be anasının. Ne kadar zor durumdaydı kadın. Yoksa bırakır mı çocuğunu insan? Şimdi de sen zor durumdasın kakalmış. Derhal götürüp bu çocuğu başkasının kapısına bırakıyorsun. Hadi bakayım. Ulan bu saatte Safi Sübiyan kapıya mapıya bırakılır mı be? Ama istersen seni bırakabilirim. Hayvanat be açısının kapısına. La salak salak konuşup sinir etme adamı la. Dangalak şurada iki kadeh rakı içmenin zarosu tadını bile bırakmıyor adamda. Kendimize bakamıyorsun. Ona nasıl bakacaksın? Ulan bırak bak. Ulan bırak bak. Bak çocuğu ağlattır işte gördün mü? Çocuk mu salak? Ağlar ağlar susar. Böyle çingiriğini. Ulan çingirik kadar başına sarf düşer inşallah. Keşke bu çingirikli yılan ne olsaydı da seni bize soksaydı. Dur lan çocuğun karşısında kavga etmeyelim. Allah'a ceza mı versin?
Ana, bu çocuk sustu be. Ana, bak gördün mü? Sen dayağı yiyince çocuk susuyor. Bak fark ettin mi? Lan 5 dakikada kendine benzettin. Ne biçim çocuk yetiştiriyorsun lan sen hele? He, doğuştan akıllı bir çocuk bu. Doğuştan feminist bu. Bak dur gel bakayım. Bak vallahi akıllı ya. Bak dur lan kaçma. Dur çocuğu kulduracağız. Gel buraya. Gel. Dur. Vallahi billahi. Dur lan. Kaçsın. Bak. Bak kuluyor, çocuk kuluyor. Seni kırdı. Bugucuk. Hanimiş. Agu. Yemişim ben senin söpetlerini. Hanimiş. Agucuk, magucuk, dugucuk lan sabah sabah kafam yedin. Yönlendi iş, ikiniz de işe hadi. Ben de kafa dinleyicini çıkın. Ne ikimiz de işe be? Ben tek başıma gidiyorum. Çocuğunu sana bırakacağım. Ha ama dikkat et. Bebeği ısırayım, depek atayım deme ha. Beri bak kalkmış. Bebek ağlayacağım, ısırlayacağım hiç umurumda değil. Seni bir depenin. Zaten dün akşam kolay bir... Ha! Bırak lan! Lan bugün ağlamaya başladı lan. Vallahi tesadüf değil bu. Bak, denemesi bedava. Bak şimdi bak. Bak gördün mü? Vallahi bilimsel olarak da kanıtlandı bu. Ya ben dayak yiyince çocuk ağlıyor. Sen dayak yiyince çocuk mutlu oluyor. Baksana ya. He bak sustu. Bu niye lan? Ben dinle. Ben gidiyorum işte. Çocuğa iyi bakasın ha. Tamam mı? Aman da ucuk. Bucuk. Dandini dastana. Aman dikkat et, itilmiş girmesin bostana. Lan sen de bostana da şimdi. Ben sus. Neydi ağucuk cucuk? Sustum. Da anneme lan. Beni bak neydi la akucuk muydu bokucuk? Bokucuk bak. Da anneme lan koçuk istemiydi. Da tamam la. La neydi şimdi la? İnek beni de. Annen size döküz. Çocuğumu getirin. Git lan! Bana atır sütü dediğinizi biliyorsun hem de bebek hırsızı diyemezsin. Tamam lan tamam. Bir şey var. Hayırdır itirmiş. Ulan itirmiş. Bebek büyümüş ama. Ulan senin bebek hala yerinde duruyor. Çelik armutla yerinde durma peki. Şimdi bak. Ne bakıyorsunuz daha? Hiçbir çocuklu adam görmediniz. Vay! İtilmiş. Nereden buldun la bunu? Şişt, baksana ne kadar fidye isteyeceğiz bunun için ha? Salak konuşma la ne fidyesi? Bu çocuğu dün akşam bizim kapının önüne bırakmışlar. Vah şanslı çocukmuş. Ormana uçağa düşüp de aylar büyüteni daha iyiydi. Zemzekleşmeyin la! Siz ne anasınız çocuk ruhundan? Duyarsız toz bağla. Maşallah sen çıplanmıyor. Bunun modeli mi böyle devamlı ağlıyor? Ya bırak işi çeneyi de şunu susturmama yardımcı olun be. Ben şimdi sustururum onu. Sen çok yaptın öyle susma. Akucuk bukucuk da yaptın mı? Ya ne diyorsun oğlum cukucuk mukucuk bile yaptım ben susma. Ama ben bunu nasıl susturacağımı biliyorum. Nasıl? Sen şimdi şöyle geç senin elin ağırdı. Geç lan geç. Ercep sen böyle gel. Gel bakayım. Şimdi bak, beni öyle çok da hırpalamadan bir döveceksin, tamam mı? Ooo! Bu yönünü bilmiyordu. Kırbaçlanmaktan doğuşlanır mısın? Sulluk yapma lan! Sen de döven hadi bak. Çok hırpalarsan oyarın ona göre. Hadi. Ne yapalım? Eğer hırpalandığını hissedersen haber ver durayım. Yeter lan! Yeter lan bak! Bak! Sustu görüyor musun?
Gerçekten de sustu lan. Hatta gülüyor. Kaliteli dayağı görünce susar tabii. Marifet sende değil lan bende. Senin attığın dayağı değil. Benim yediğim dayağı gülüyor. Yoluna sevaptır lan sevaptır. Ulan ben ne lan? Alçakla, namussuzla, fırsat düşkünleri. Bebeği kuldüme işinmiş, kulağıma atadık siz onları bana. Sus, ben de bir rahat nefes alayım. Lan yine başlama lan, lan yine başlama oğlum. Yavaş lan. İtilmiş, bebek ağlıyor oğlum. Yardım edeyim ha. Defol lan, yine kolay, defol. Daha şimdi bir tane çak. Yap, yap, yap. Çakma, ne dedin? Ne dedin? Sen mi dedin ya? Bak. Yeter lan. Gel bakayım. Cem valla ağzına pişmiştir, bez de aldım gelirken de. Yok, ben bez aldım bak. Ana, sen bez mi aldın bunu? Ha, altını değiştirdim emme, pek beceremedim galiba be. Altını da değiştirdim. Vallahi helal olsun, aferin be. O zaman ben de buna biraz süt vereyim. Yok, bak bebek maması aldım ona. Ne diyeceğim? Bir de vitaminli. Bir de ne var içinde? Minare mi diyorlar ne bir şey var? Allah cezanı vermesin. mineral. Neyse işte. Beni bak eczaneden borç yaptım. Yarın sabah giderken ödersin. Tamam ederim mı? Ederim tabii. Değil mi? Senin yaptığın masraflar bunlar olsun. Bunlar. Aman babası nelerde almış bunu. Ay ne bak vereyim? Babası dedim ben. Annesi bak hepsini verecek, sana neler incik boncuk alacak, incik boncuk. Hadi. Beni bak, sen şu yana bak bakayım, kafayı çoğu şöyle. Ağlatma çocuk. Ağlatma şu yana bak oğlum. Oğlum şu yana bak. Şu yana bak oğlum, ete bak. Bak. Dur lan. Canım ya. Anlatacaksın çocuğu bak, yine dayak yiyeceğim. Öte bak. Burası mahalle vurmuyor. Ben çok olacağım. Akıcık. Akıcık. Ama korkutma lan Açayım ben. Git aç bakayım, belki de bu sefer bebek bakıcısı bırakmışlardı. Ne de güzel uyuyor be. Ya sen horlamayı kimden öğrendin be? Hadi. Bu yok. Lan Çırmış. Bebeğin anasından babası geldi. Ana. Canım benim. Ay çok teşekkür ederim size. Dün geceden beri çok ağladım, çok pişman bıraktım. İyi ki sizin gibi insanların kapısının önüne bırakmışım. Haklısın. Ya başka birilerinin eline düşerdi çocuk? Bir daha da çocuğunu bırakma. Asla bırakmam çocuğumu. Korktum, mecbur kaldım. Hadi uzatma kız. Haydar evlenmeyi kabul edip bebeği nüfusuna geçirmeye söz verince mesele halloldu. He,
anlıyorum. Hadi bebeği al da gidelim. Sağ ol bacım. Sağ ol kardeş. Bak bacı, sana bir akıl vereyim. Baktım bebek ağlaya susturamıyorum. Bebeği susturma için neydi adın? Haydar mı? Şöyle Haydar'a bir tane çakacağım. Anlamadım tamam birader. Ya bak anlarsınız. Bu dediğimi unutmam. Baktım bebek ağlaya susmaya Haydar'a bir tane böyle çakacağım. Hadi kız gidelim hadi. Hadi, hadi gidin. Hadi güle güle. Böyle bir bebek bırakılır mı ben? Kimsenin eline geçmeyeyim vallahi. Lokum gibi bebek. Hadi yürü ya. Güle 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 güle. Evde bomboş kaldı lan. Neyse ben yemeği ısıtayım bari. Ben de ortalığı toplayayım. Ana! Ne bak! Biberinin şeyi kalmışlar. Şunu götürüp versen mi acaba be? Versin. Yok yok. Kalsın. Çingilik de kalsın. Biberon da kalsın. Mama da kalsın. Niye ki neler götürüp vereyim ben? Bebek yaparız lan. Aa, patiye. Ta yaralarım kapanmadı. Lan. Ne diyorsun lan? Kafayı mı yıkayacak? Gel buraya. Çabuk. Gel buraya. Gel. Çabuk yat lan. Çabuk. Perdeleri kapat. Bırak lan. Günaydın babaanne. Günaydın annem. Günaydın evladım. Allah Allah. Allah Allah. Günaydın hanım. Günaydın canım. Günaydın anne, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Birisi gece televizyonuma suikastte bulunmuş. Baksana televizyonumun hafızası bu kadının hafızasına dönmüş. Hiçbir kanalı hatırlamıyor. Aman anne, gece kim kalkıp da kurcalar televizyonu canım? Sen bir gaflet uykusundasın Aşmet. Bir casusa sırtını dönerek nasıl böyle rahat uyuyabiliyorsun hayret doğrusu. Gece işlediği suçtan dolayı bak nasıl da kremleniyor, gizlenmeye çalışıyor. Günaydın. Günaydın Selvi. Dur babacığım şimdi şöyle dikkat et sıcaktı. Allah günaydın. Oh babaannelerin en güzeli be. Boşuna yalakalık yapma. Param yok. Aman senden para isteyen kim? Yok canım, ben öyle ortasına söyledim. Kızım sana söylüyorum, tacı sen anla. Nasılsın hanım? Gayet iyiyim canım. Televizyonumu mundar etmeyi başardı, iyi olacak tabii. Ne diyor Aşmet? Allah. Birisi televizyonu kurcalamış galiba, kanallar karışmış. Allah. Gördün mü anne? Bak televizyonda bir şey yokmuş. Hani politikacılar gibi desteksiz salmıyorsun ha. Desteksiz sensin be! Baksana! Bu arızayı eliyle koyduğu gibi buldum. Demek ki bu yapmış. Selvi, söyle bu kadına. Eğer bir yeri soyacaksa yüzüne böyle çorap morap geçirsin. Böyle badana boyayla olmuyor. İlahi Sürahi Hanım. Sadece cildi güzelleştiren basit bir krem. Selvi, söyle bu astrolis bozuntusu kadına. Bunun gergedan gibi derisini bir tabur asker gelse koruyamaz be. Hem bir ayağı çukurda kadının makyajına yine be. Hadi benim gibi endamı yerinde olsa neyse. Neyse anacığım, sen kahvaltı yapmayacak mısın? Sofraya gelsene. Siz yayın. Size bir şey olmazsa sonra da ben yerim. Haklı zaafımda bana bir çeşmici başı lazım canım. Önce benim güvencede yemek yiyebilmem için yemekleri birinin önceden tatması şart. Hadi hanım. Ben geç kaldım, çıkıyorum. Güle güle canım. Anacığım sen de kendini fazla üzme. Gel bir öpeyim. Aman istemem beyze. İstemem aman, öpücüğün eksik olsun be. Allah Allah. Bu kadını öptükten sonra gelip beni öpmüyor mu? Vallahi tüylerim bu kadının saçları gibi diken diken oluyor canım. Hacı, bana şu zeytini aç çocuğum. Babaanne o zeytini iyi ki helva. Ne gülüyorsunuz be? Bak hala gülüyor ya, çarpacağım he. Alo buyurun. Evet Süreyya Hanım'ın evi. Evet evet, evde kendisi. Ben torunluyum. Kim arıyordu?
Bir saniye. Babayla telefon sana eski bir arkadaşınmış. Ha benim anası kılık mı torunum? İnsan bu sorar. Kimin nesiymiş? Nereden tanıyormuşum? Mahalleden mi, mektepten mi? Askerlik arkadaşı mı değil mi? Nur Hayat Hanım arıyor. Nur Hayat. Ha? Nur Hayat mı? Ha? Ha tabii ya. Nur Hayat mı? Zevzek Nur Hayat. Tabii canım. Mutlaka odur. Başka Nur Hayat tanımam ki. Hay Allah. Nereden buldu beni yıllar sonra böyle? Babaanne gevezeliği bırak da gel konuş, kadın bekliyor, ayıp. Tabii be, anası kılık bir şey. Sana mı sorduk? 40 yılın başı kendime bu kadından başka bir eğlencelik bulmuşum. Çekil be. Alo! Nurayan! Kız! Nerelerdesin? He? Ne yapıyorsun? Evlendin mi? Aa! Kim oldu seni ya? Yani kiminle evlendin diyorum. Ha, aa. Ya evlenecek bir enayi bulmuş kendine. Bak ne diyeceğim. Bunu bir gün eve çağıralım da hep beraber eğleniriz. He, bak Nurayak ne diyeceğim. Bir ara bize gel de şöyle eskileri yad edelim. He? Tabii canım. Tabii bugün gelebilirsin. Hiçbir mahsuru yok. He, bak şimdi sana ben adresi veriyorum. Ya sen şimdi aklında da tutamazsın. E bari yaz. Seni arıyor ellerim bu gece. Nerede kaldı bu kadın ya, bu kız kurusu? Gelir Süreyya Hanım, gelir. Trafiğe takılmıştır kadın herhalde. Geleceğini sanmıyorum. Unutmuştur bulmak. Aman babaanne. Heh, geldi. Bak göreceksin, bunak dediğini söyleyecek. Ama söyle, sanki kulağı işitiyor mu, seni duyacak. Bizim arkadaşlardan bir tek o evde kalmıştı. Beygir gibi kadın. Kim bilir nasıl bir koca bulduysa artık. Herkese merhaba. Ha, kim bu kadın ya? Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Aa, kim bu kadın ya? Niye böyle beni şapır şupur öpüyor? Selvi, kim bu kadın? Aa, mikrop kapmam için artık sokaktan topladığınız kadını içeri alıp beni öptürüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ayol, ben Nur Hayat Sürahi'cim. Tanımadın mı beni? Aa, Nur Hayat mı? Ne diyor bu be? Maşallah Nur Hayat Hanımcığım. Kayınvalidemin çocukluk arkadaşı olmanıza rağmen hala genç ve dinçsiniz. Vallahi özel bir çaba sarf etmedim. Öyle mi? Sadece kendimi stresten uzak tuttum, üzmedim. Ay ne güzel. Ya bu stresle bir stresle olacak şey değil Nur Hayat. Yoksa Ajda Pekkan gibi estetik ameliyat falan mı yaptırdın? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Nur Hayat, sende şeker var mı? Yok, çok şükür. Tansiyon? O da yok. Kalp filan da mı yok canım? Yok yok. Senin Allah bilir gelinin de yoktur. Yok, var var da. Benim oğlan yıllar evvel evlenip İzmir'e yerleşti. Bayramdan bayrama görüşüyoruz. Benim gelin de İzmir'de olsaydı ben de senin gibi genç kalırdım. Bu kadın nereden baksan bir 50 sene mi götürdü be? Kız Sürahi, hiç değişmemişsin. Sen gençliğinde de böyleydin. Hadi canım sen de. Ben geçken böyle miydim be? Şöyle gözlerime bir bakan böyle sürme çektim sanırdım be. Bel bu kadar belim vardı, incecik. Fidan gibiydim be. Belini anladık da boyuna ne oldu? Yok canım, sen gençliğinde de birazcık toparlacıktın. Hadi canım. Neyse ben şu çayın suyuna bakayım, bitmiştir. Allah. Ben bakayım Sürahi abi. Ya yok yok, ben giderim. Hacetimi de benim yerime sen mi göreceksin be? Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah! Biraz terlemişim de üstümü değiştireyim dedim. Bu ter çok fena bir şey, çok. Yani maşallah, sizi böyle yan yana gören anne kız zanneder. Selvi, bu kadına söyle. Ben Nur Hayat'ın annesi gibi duruyorsam, bu da anneannesi gibi duruyor. Sürahi'cim, sigara içer misin? Yok, ben seviyorum bunu ama bu beni sevmiyor. Her içişimde öksürtüyor bu merak beni. Ben içeyim. Aman yakayım efendim. Teşekkür buyurun. Ederim. Sağ olun.
Anneciğim bak bu get geldi. Öpeyim Sürahi'ni. Bakalım kızım. Öp öp öp. Merhaba hanımefendi. Ah güzelim benim, güzelim. Nasılsın yavrum? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür. Anneciğim nasıl? İyi, çok selamı var size. Ah sağ olsun. Bu gençlerde de hiç edep ayağı kalmamış canım. E babaannen yaşındaki kadının dedenen mi öpmüyorsun be çocuğum? Şey ben Selvi'nin teyzesi falan zannettim. Ah! Selvi de nereden bulur böyle arkadaşları anlamam. Bak arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Anneciğim bizim ders çalışmamız lazım. Hadi Buket gel odama gidelim. İzninizle. Tamam yavrum. Dalga dola. Maşallah Nuhayat Hanım. Cildiniz çok taze. Bir şey mi uyguluyorsunuz? Sadece krem sürüyorum. Öyle mi? Aha, tıpkı benim gibi. Ya çeneye daldık. Ben şu çayın altına bir bakayım. Şöyle taze, rabıtalı bir çay içelim he. Bir terdir gidiyor ya. Bu kış günü de ne olacak şey mi bu? Allah Allah. Hayrola Süreyya Hanım. Ne oldu böyle? Ne olmuş? Ne var? Her zamanki halim. Beğenemedin mi? Şey tabii her zamanki halim de. Çok güzelleşmişsin maşallah. Tamam kabaca. Nerede kalmıştık Nuray'a? Vallahi sana doyum olmaz Sürahiciğim. Vakit geç oldu. Ben artık kalkayım. Bey merak eder. Ne güzel oturuyorduk ya. Bak Sürahiciğim. Yıllar sonra birbirimizi bulduk. Bundan sonra sık sık görüşelim. Tabii. Bana da beklerim. İnşallah. Hatta gelinini, torunlarını al öyle gel. Gelinimi giderken götürmek isteyeceğim tek yer var. Artık o vakit bir tecelli etsin. Çok şakacısın. Ya şakacıdır. Efendim ben kalkayım artık. Müsaadenizle geçeyim. Teşekkür ederim. Sürahiciğim öpeyim. Gene beklerim. Gene gel. Efendim teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok memnun oldum hanımefendi. Tekrar beklerim. Buyurun inşallah. Vallahi şaşırdım kaldım. Yani kadın bu yaşta olmasına rağmen hala genç. Demek ki geçen yıllar bazı insana yarıyor, bazı insana da yaramıyor. Sen işte kendini pus cüzdanından dalga geç. Ben şimdi ne dedim ayol? Yani kadın sizden 2 yaş büyük olmasına rağmen hala güzel. Hala dinç. Yok canım be. Ne öyle? Boyacı küpüne girmiş. Kedi gibi kuyruğunu sallaya sallaya ortada dolaşıyor. O kadar boyayı babam da yapsa o da güzelleşir be. Allah Allah. Hem sonra biz tanışıyor muyuz senden be? Dön o tarafa. Ya anneciğim benim karnım çok acıktı ya. Babaanne ne oldu yüzüne? Ne varmış yüzünde be? Okamaz. Ay sen makyaj yapmışsın. Anne ne bu hal? Hadi oradan be. Genç ve güzel bir kadının makyaja ihtiyacı yoktur. Makyaja işte Nur Hayat gibi kaportası dökülmüş külüstür kadınların ihtiyacı vardır. Aman babaanne benim makyaj malzemelerimle makyaj yapmışsın. Ama hiç olmamış git de bir aynaya bak palyaço gibisin. Tepem de sızdırır öpme haraminin kızı. Ben sadece ne bulurlar bu makyajda diye öylesine merak ettim canım. Ama sen kızma canım. Dünyanın en güzel kadını. Hadi oradan. En tatlı babaanne. Hadi bakayım, canım sen de. Bakayım şu dudaklara. Seni Allah kahretmesin. Yapma sen be. Benim ruhlarımı mı aldın? Dalgada geçiyor. Bakayım şu dudaklarıma. Aman o dudaklar yine. Yine yaz geldi de. Yerim seni ben. Yerim güzel kadın. Yapma bak gebertin. Ama seviyorum seni. Öpeyim. Sen gel gülme orada. Keçi. Hadi çocuklar buyurun sofraya. Hadi babaanneciğim gel yemek yiyelim. Ya babaanneciğim ne oldu sana? 2 gündür hiç ne konuşuyorsun, ne gülüyorsun, ne yemek yiyorsun. Biraz neşelen ya. Yok bir şey be. Ha, bak bu kadına söyle. Yemek yemiyorum diye hastalandım sanıp sevinmesin boşuna.
Öylesine iştahım kesildi işte, o kadar. Babaanne, Onur Hayat teyze senin çok samimi arkadaşın mıydı? Sen gidip yemeğini yesene be! Neden çıktı şimdi Nur Hayat durup dururken? Hadi! Alo. Aa, iyi akşamlar Nur Hayat teyze. Sağ olun, siz nasılsınız? Evet, burada çağırayım. Ne çağırması be? Kimi nereye çağırıyorsun? Evde yok der. Tatile gitti der. Yurt dışına çıktı, bir yıl sonra gelecek der. Seni tanımıyormuş der. Ne dersen de be! Babaanne. Babaanneciğim, yemeğini getirdim. Babaanneciğim, açar mısın şu kapıyı? Bak, öğlen yemeğini de yememişsin. Babaanne, neyin var ya? Lütfen aç şu kapıyı. Bak, iki gündür ne konuşuyorsun, ne çıkıyorsun, ne yemek yiyorsun, ne oldu? Lütfen aç şu kapıyı. Bak, oturup şimdi ağlayacağım. Babaanne, seni çok seviyorum. Babaanne, ne oldu yüzüne? Ne var? Ne oluyor, beğenemedin mi? Ya çok alem kadınsın be babaanne. Ne varmış? Bu zamanda herkes cilt bakımı yaptırıyor. Allah Allah. Nur Hayat teyzeye özendin değil mi? Hemen onun yüzünü şeytan görsün be. Sen beni bir hafta sonra gör. Hangimiz güzeliz, bak bakalım. Abi vallahi billahi ben bir şey yapmıyordum komiserim şanzımanım. Eğer bir şeycik normaldi. Yasalara uygun bir şekilde arabamı park edecektim ki na bu Faysal'ın kabusum ortaya çıktı, ensemde tutup beni buraya getirdi. Yok ya, Allah Allah, ben de çok meraklıydım seni yakalayıp getirmeye. Komiserim yalan söylüyor. Elinde bu anahtar vardı ve arabanın kapısını kurcalıyordu. Açmaya çalışıyordu. E tamam işte, ne Faysal'ım, sürüstürüm. Arabanın içine binmeden hiç araba park edilir mi? Öyle uzaktan kumandayla araba park edilen arabalardan icat olundu mu hiç? Olunmadı değil mi komiserim? Yalan var. Bak vallahi billahi ben çalmıyordum be komiserim. Jikler ya, şey, inanmazsanız git bana sor. Ya iki defa üst üste sana niye soralım be? Biz aptal mıyız? Bana bak Gülazer, zaten geçen hafta bana yaptığın kelekten sonra her yerde seni arıyordum. Elime düştün işte. Hadi bakalım. Bırak da gideyim be komiserim, Elfire'nim. Bak şey, meraklanmıştır arabanın sahibisi. Beni bekler durur. Ya ulan hangi enayi senin Gülazer'in gelip arabasını soymasını bekleme? Üçkağıtçı! Abi komiserim, defrans gelin nedeni anlamak istemesin. Tamam, na bu Faysal'ın sürmenajım anlamaz. Dur bu malum motoru çoktan yakmış ama bari sen yakma be. Rektifiye görmüş komiserim. Bak kaç kere söyledim, gene söyleyeceğim. Ben o arabayı çalmıyordum. Yok ya, Allah Allah. Komiserim hazırlıklı olun, şimdi arabanın kendisine ait olduğunu söyleyecek. Dün sakın ha Gülyazer, sakın ha. Biraz önce araba sahibinin seni beklediğini söylemiştim. Şimdi araba benim falan dersen kırarım kalbini. 30 gün hastanede yatarsın bak. Abi araba benim dedim mi komiserim, babadan. Demedim. Komiserim, kendisiyle muhatap olmuyorum. Evet. O zaman kendisine sorun. Madem araba kendisine ait değil, kapısını neden kurcalıyormuş? Madem araba size ait değildi, niye kapısını mıncıklıyordunuz? Abi söyle sade Faysal'ıma, er otopark hikayesi gibi ben de müşterinin arabasını park ederim, naçizane. Arabayı park ediyormuş komiserim. Güleyim bari, kendisiyle muhatap olmuyorum. Komiserim, arabanın sahibi olduğunu bize yutturamayınca şimdi parkta kahya olduğunda ısrar ediyor. Ehliyeti var mı? Sorun bakalım. Ehliyetin var mı ki senin bakalım otopark kahyalığı yapıyorsun ha? Hı. Eğer parkta kahya ise ehliyetinin olması lazım. Sorun. Abi Lüle. Efendim? Madem böyle düşünürsün de ne diye beni buraya getirirsin? Suçsuz. Günce ama doğru söylüyor şimdi Faysal. Madem ki otopark kahyası olarak düşünüyordun da kadıncağızı niye alıp getiriyorsun buralara? Suçsuz. Düşünmedim komiserim ben öyle bir şey. De görürsün komiserim egzosum. Nabı Faysal'ı yiyeceğin hep keçilerini kaçırmış. E hadi ben yabancı değilim. Ama yarın öbür gün Allah muhafaza.
Yarın öbür gün lan Süleyman Demirel'i tutup buraya getirirse şaşırma yine. Yedi Faysal oğlum, sen manyak mısın sen ya? Ne diyorsun komiserim, koca cumhurbaşkanımın? Komiserim inanmayın buna, bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ah kusura bakmayın ama ben sizi birbirinize düşürmeye çalışsam komiserim için keltoş dediğini söylerdim. Faysal'ım şeytanım. Ne Faysal, sen benim için keltoş mu diyorsun lan? Yok komiserim, ben öyle bir şey söylemedim. Bu alçağa niye inanıyorsunuz komiserim? Abi yalanlı komiserim siz varım. Kel değil misin? Biraz ki yani. Ne işte kendin söylersin de kel olduğunu niye Faysal'ım söylemesin sana he? Bana bak Faysal. Bak doğru söyle, kızmayacağım. Benim için keltoş dedin mi demedin? Vallahi demedim komiserim. Yani siz şimdi bu alçağın sözüne niye bakıyorsunuz? Biliyorsunuz suçunu unutturmak için yapamayacağı adilik yoktur. Abi duyan da gerçekten suçlu olduğumu sanır he. Bak otopark kayaları derneği duymasın başınız çok ağrır. Ben de söylemesi hani yani. Bak doğru söylüyor Faysal yani. Ya gerçekten otopark kayasıysa bu. Ha? Yapmayın komiserim Allah aşkına. Hangi gelecek buna arabasını teslim eder bunun gibi hırsıza? Abi alnımda hırsız mı yazar ki gezecekler teslim etmeyecekler arabalarını? Bak gene doğru söylüyor Faysal. El alem bunun harami olduğunu nereden bilsin? Ne? Abi helal olsun sana. Konuş komiserim çilik cantım. Duydun değil mi Faysal'ım suyuna zararlım. Komiserim kaya olduğuma inandı. Siz bunun araba park ettiğine nasıl inanırsınız komiserim? Araba kim bu kim? Bu arabayı 10 metre kullansa 10 defa çarpar. Vallahi doğru söylüyor. Sen araba kullanmasını beceremezsin ki. Abi sen benim böyle durduğuma ne bakarsın komiserim bujim. Ben çok güzel araba kullanırım lan. Bir kazan bile yoktur. Ya. Şimdi de yalakalık yaparak yırtmaya çalışıyor komiserim. Ha, bir kere araba kullanamaz bu. Zaten ehliyeti yok. Bana bak attırma benim tepemi. Şimdi çıkar 10 tane ehliyetle gelirim mahcup olursun he. Ah fakirliğin gözü kör olsun be. Na şöyle bir arabacığım olsaydı. Bu Faysal'ın iftiracımı da şöyle arkaya atar bir boğaz turuna çıkardık. Görürdünüz nasıl ralici olduğumu. Ama araba yok işte. Sanki arabası olsa kullanabilecekmiş gibi konuşuyor değil mi Faysal? Arabası olmadığı için öyle konuşuyor komiserim. Abi. Arabası olsa böyle sallar mı? Tamam o zaman. O halde sizin arabalardan bir tanesini kullanayım. Ne dersiniz? Tamam ulan. Çıkalım dışarıya bizim karakolun arabalarından bir tanesiyle karakolun etrafında 2-3 tur at bakalım. Tamam. Hadi. Hadi. Ama bak şu kadarcık çizersen bir tarafını canını okurum gibi fazlasıyla ödetirim sana haberin olsun bak. Yapmayın komiserim, o arabayı kullanamaz. Çarpar filan parayı da ödemez. Ne ödemeyeceğim be? Na işte bilezikleri bir şey olursa bozdurur ödesiniz be. Allah Allah bilezikleriymiş. Sen kim bilir o bilezikleri nereden çaldın? Bak şimdi bu ayrı bir konu. Bunu senden başka bir gün uzun uzun tartışırız he. Tamam mı? Gideceğiniz mi? Ne diyorsun Faysal lan, gidelim mi? Vallahi bence sakıncası yok komiserim. Nasıl olsa çarpacak. Ama altınlarını satar ödetiriz. Tamam. Kalan parayla da arabaya bir teyp alırız komiserim. Tamam. Gül Faysal'ım şebeğim. Son gülen iyi gülür. İyi. Hadi o zaman. Hadi yürüyün bakalım. Hayır, yok sen buyurun. Hadi yürü konuşma Volga. Yürü. Hadi. Hadi bakalım. Faysal, sen kapıyı açıver oğlum. Dur, sen zahmet etme. Sen ne yapıyorsun be? Bana bak, bir dakika. Şşş. Aa, ben ne yaparım böyle be? Ne yapıyorsun? Aa, tokayla hiç kapı açılır mı? Hani filmlerde falan görürüz ya. He. Öyle oradan şey ettim galiba. Ben versem anahtar ben açarım. Sen zahmet etme. Faysal'ım, dikiz aynasızım. Faysal, hadi sen de atla bakalım. Bir dakika komiserim, ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Ya bu kadının kullandığı arabaya binilir mi komiserim? Abi doğru Faysal ya. Bu şimdi kaza maza yapar. Biz de bu genç yaşta emekli olmak zorunda kalırız. Bana bak, sen bir tur at çıktıktan sonra da ondan sonra binelim biz. Hadi bakalım. Korkmayasınız be, ne korkarsınız be? Tamam hayır. Sen bir tur at, bir görelim biz. Tarafsız tamam, bir tamam, gözle. Tamam. Kapat kapıyı, kapat da tekerin altında kalmayalım. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Ya Faysal. Efendim komiserim. Ya bu bir tur atıp gelmeyecek miydi? Evet bir tur atacak. Gidiyor komiserim. Gidiyor da ne diyorsun? Varsa koruyor ya. Kafasına ya. Faysal koş. Hizmetli koş.
Ne oldu Faysal? Komiserim, kırmızı ışığa yakalandım. Tüh, yazıklar olsun sana Faysal. Yani ulan alt tarafı 4 silindirli bir arabayı yakalayamadın ha? Ben 2 silindirim. Komiserim katalizörüm. Alo, alo. Orada mısın? Benim ben Gülazer. Şoför Gülazer, tamam. Gülazer, neredesin ulan? Ha? Tamam. Şu an Arnavutköy'deyim. Komiserim iç lastiğim. Bebeğe doğru gidiyorum, tamam. Ulan hadi Gülazer, çabuk arabayı buraya getir. Tamam. Abi ne haber? Faysal'ım dingilim. Ne oldu? Beşiktaş ışıklarda hararet mi yaptın? Tamam. Ulan bana bak Gülazer. Ulan hadi Gülazer, öldürürüm ulan seni. Arabayı çabuk buraya getir. Tamam. Ne yapacaksın arabayı be Faysal'ım patinajım? Satarsın benim bilezikleri.